Şu anda Topkapı Afet Yardım Toplama Çadırı'ndayız. Depremin ilk gününden itibaren yardım için kolları sıvayan gönüllüler gelen yardımların paketlenme işlemini burada yapıyor. Peki sistem içeride nasıl işliyor? Gelin birlikte gezelim. İkinci el olmamak şartıyla kıyafetler, ayakkabılar, paketli kuru gıdalar, ilk yardım malzemeleri, konserve yiyecekler, bebek bezi, hijyen malzemeleri ve en önemlisi bu soğuk günlerde korunmak için battaniye ve kışlık eşyalar toplanıyor. Toplu şekilde gelen yardımlar gruplara ayrılıyor. Düzenli hale getirilip kolilere koyuluyor. O kolilerde deprem bölgesinde ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırılıyor. Deprem bölgesine gönderilmek üzere sabah saat 10 ve gece saat 12 saatleri arasında yardımlar burada toplanıyor. Öncelikle kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Burada sistem nasıl işliyor? Kısaca bize bir anlatabilir misin? Hemen anlatayım. Biz Fatih Belediyesi personelleri ve ekibi olarak gerek gönüllü arkadaşlarımız, gerek mesai arkadaşlarımız gece gündüz buradayız. Buraya gelen vatandaşlarımızın tüm yardımlarını itinayla bir şekilde alıyoruz. Gerek envanterlerini tutuyoruz, gerekse kategorileştirerek ve ayrıştırarak sevkiyatlarını sağlıyoruz. Burada arkadaşlar o kadar iyi bir şekilde, o kadar hassasiyetle çalışıyor ki bu gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Ve buradaki, oradaki insanlara bir nebze olsa fayda sağlamak bizi çok iyi hissettiriyor. Ben bir sosyal hizmet uzmanıyım. O yüzden de kendimi bu işin içinde olmaktan gerçekten çok iyi hissediyorum. Çok teşekkür ederim size de. Biz teşekkür ederiz. Yani gerçekten bu kadar bütün gücünüzle çalıştığınız için. Saat kaç aralığında çalışılıyor? Biz saat sabah 10, gece 12'ye kadar buradayız. Bu saatler arasında ürün kabul ediyoruz. Tüm yardımları kontrol altında tırlarla gönderiyoruz. Her gün çıkıyor mu? Evet, her gün çıkıyor. Bunlar zaten bizim kendi yönetim kontrolümüz adı altında. Başkan Bey de bu konuda gayet bize öncülük ediyor. O yüzden çok kendimizi iyi hissederek bu işi yapıyoruz. Umarım faydalı olabiliriz diye düşünüyorum. Peki sizi en çok duygulandıran, en çok etkileyen bir yardım geldi mi? Nasıl yardımlar geliyor? Evet, geldi. Özellikle çocuk danışanlar, çocuk gelen vatandaşlar beni çok etkiliyor. Ceplerindeki biriktirmiş oldukları paraları, oyuncakları, kıyafetleri paylaşıyorlar ve küçük küçük notlar getiriyorlar bize. Ve bu kadar hassas bir ülkede yaşamak o kadar güzel bir şey ki beni en çok onlar etkiledi. Çocukların göstermiş oldukları böyle incelikler, ailelerinin bu konudaki duyarlılıkları gerçekten çok güzel, çok muhteşem bir şey. Umarım dediğim gibi biz onların yaralarını bir nebze olsa fayda sağlamış olabiliriz. Biz bu şekilde devam ediyoruz. İnşallah da faydalı olacağız. İnşallah. Oraya gönderdiğiniz mektuplar, size gelen mektuplar oluyor mu? Böyle ayıcık olsun. Evet, oluyor. Tüm oyuncaklarını zaten biz kendimiz alıyoruz. Birlikte onların notlarıyla beraber gönderiyoruz. Tüm mektuplarını da okurken ben de çok böyle kendimi iyi hissederek yapıyorum. Muhtemelen oradaki arkadaşlar da o şekilde hissedecektir. Bunlar çok güzel şeyler. Umarım bir daha böyle şeyler yaşamayız. Umarım. Tüm Türkiye olarak yani asrın felaketini yaşadık. Evet. Gerçekten yaraları hep birlikte sizin sayenizde, sizin ve sizin gibi gönüllüler sayesinde saracağız. Çok teşekkür ederim. Ortalama kaç kişi çalışıyor gün içinde? Yeni gelen gönüllüler oluyor mu? Onu da sorayım kısaca. Ortalama günde burada 200'e yakın kişi çalışıyor. Bazen böyle 200-250 civarı bulabiliyor. Gönüllü arkadaşlarımız ve mesai arkadaşlarımız çoğunlukla buraya sabah ve öğlen grupları şeklinde yapıyoruz. 12'ye kadar belli periyotlarla grup grup alıyoruz. Gönüllü arkadaşlarımızın çoğu zaten bu alanda üniversite öğrencisi, işte lise öğrencisi arkadaşlar ki zaten kendiniz de burada alanda göreceksiniz. Bunları gruplandırarak, görev alarak yapıyoruz. Hem onlar da bir şekilde kendilerini iyi hissetmek ve faydalı olmak için buradalar. Biz gayet memnunuz bu durumdan. İnşallah dediğim gibi tekrar tekrar devam eder bu yardımlar. 6 Şubat Pazartesi günü asrın felaketiyle tüm Türkiye olarak yıkıldık. Burada herkes canını dişine takarak depremde yaralanan, evleri yıkılan vatandaşlara yardım etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Umut hep var. İnanıyor ve umut ediyoruz ki açılan yaraları hep birlikte saracağız.